Etyen Mahçupyan, Karar Gazetesi, referandumun sonrasında. Kuzey Irak'taki referandumdan zararlı çıkacağımız belli. Başa dönseydik herhalde böyle davranmaz, işlevsel olabilecek bir strateji izlerdik. Bu da tehdit etmekten geçmiyordu. Referandumu engellemeye çalışmak yerine, referandum sonrasında etkili olmak ve Irak-Kürdistan bölgesel yönetiminin vazgeçilmez partneri olarak kalabilmek gerekirdi. Türkiye'nin pozisyonu içerik olarak belki tümüyle yanlış değildi ama fazlasıyla tek yönlüydü ve hayata geçirilme tarzıyla netice alamayacağı baştan belliydi. Bu sonucu hazmetmekte zorlanan ve hükümeti özellikle zora sokmak isteyen çevreler, şimdi medyadan da yararlanarak daha da savaşçı bir dil geliştiriyor. Türkiye'yi bizzat kendi Kürt nüfusuyla ayrıştıracak bir yolu vaz ediyorlar. İstenen 100 yıl daha yerinde sayan, kimlik sorunlarıyla boğuşan, BK meselesini halledememiş, aklını korkulara teslim etmiş bir Türkiye'dir. Bunu kim ister demeyelim. Yakın tarihimiz tam da bu pozisyon sayesinde kimlerin iktidar giderek devletin ta kendisi olduğunu bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Çarkı tersine çeviren AK Parti'nin şimdi bu devletçi, milliyetçi şablonun dümenine oturtulmak istenmesi, başta muhafazakarlar olmak üzere demokrat bir yaklaşıma biraz yakın herkes için zul olmalı. Savaş arayışının Türkiye'nin 100 yıl önceki Ankara ve diğer antlaşmalardan doğan haklar üzerine oturtulmak istenmesi de AK Partililere yine yaralayıcı gelmeli. Çünkü o antlaşmalar Irak'la yapıldı ve Türkiye Irak sınırını ilgilendiriyor. Diğer deyişle bu sınır Türkiye aleyhine değişmediği sürece Irak'ın içinde olacak herhangi bir idari veya hukuki değişimin bize müdahale hakkı vereceğini önermek, AK Parti'nin dünyaya bakışının çok uzağında olmalı. Böyle bir durum ancak Irak devletinin formal davetiyle olabilir. Ama kimse merak etmesin, İran zaten o boşluğu fazlasıyla dolduruyor. Ve Türkiye'ye oyalayıcı ufak bir rol vermenin ötesine geçmeyi zaten istemeyecektir. Ayrıca o antlaşmaların hepsi İngiltere'nin bölgeyi dizayn etmesiyle bağlantılı. Yani zamanın emperyalist bir Batı ülkesinin Orta Doğu'yu biçimlendirme çabasının parçası. Birleşmiş Milletler'in 5'ten büyük olduğunu söyleyen bir ülke olarak şimdi o 5'ten birinin 100 yıl önceki tahakkümünden yararlanıp komşu coğrafya üzerinde operasyon mu yapacağız? Bu girişimin netice vermeyecek olması bir yana, sözü edilmesinin bile bizi Orta Doğu'dan tarihsel olarak çok uzun süre ayrı düşürme ihtimalini görmemek mümkün mü? Bunu isteyenlerin varlığı bizi şaşırtmaz. Ama AK Parti'nin böyle bir yabancılaşmanın aktörü olması şaşırtır. Nihayet referandum için gayrimeşru tabirinin de ne denli yanlış ve itici olduğunun görülmesi lazım. Referandum gayri kanuni olabilir. Çünkü belki bu eylemi hukuken bağlayan bir akit söz konusudur. Ama bugünün dünyasında insanlara ne istediklerini soran bir eylem gayrimeşru olamaz. Son bir nokta ahlaki gerekçelere ilişkin. Bizim aynı zamanda Irak'ta Arap ve Türkmen kardeşlerimiz var. Ezidiler, Keldaniler, Süryaniler var. Onların da haklarına saygımız var türünden bir cümle kurmadan önce, kendi ülkemizde Ezidilere, Keldanilere, Süryanilere nasıl davrandığımızı bir an için düşünsek iyi olur. Çünkü söylenenin tersine Türkiye'de devletin ve siyasetin bu insanlara saygısı azaldığı gibi mal varlıklarına el koyma ve bu ülkede yaşama imkanlarını ortadan kaldırma gayreti yeniden artmış durumda. Türkiye yumuşak güç potansiyeli fazla olan ancak bu gücü işlevsel kılacak cesareti gösteremeyen bir ülke. O nedenle yumuşak kalabilecek her şey sertleşip donuyor. Buna devletin kendisi, siyasi partiler ve toplumsal ortak aklımız da dahil. Not: hükümet vergileri arttırdı. Niye? Çünkü bütçe açığı var. Niye? Çünkü popülizm var. Niye? Çünkü seçimler var. Niye? Çünkü demokrasi var. Niye? Çünkü üst akıl istiyor. Demek ki üst akıl olmasa vergiler de artmazdı.